yaklaşık olarak 18 maddelik bir ekonomi paketimiz var. Değerli milletvekilleri, Meclis Genel Kurulu ekonomi için mesaisini sürdürüyor. Toplantı yeter sayımız vardır, gündeme geçiyorum. Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 18 maddelik yasayla kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı uygulamasının yasal çerçevesi çizildi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kanunla Merkez Bankası ve bankalara kaynak aktarılması için Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verildi. Ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri ve limitleri belirlemede de yetkili kişi Cumhurbaşkanı oldu. Bu bizim ekonomimizi rahatlatacak. Memurların maaşlarına yapılacak zam da kanunda yer aldı. 2022 yılı ilk 6 ayı için %5 olan zam %7,5 olarak güncellendi. Kanunla memur ve memur emeklisine %30,5 oranında zam yapıldı. Zamlar 2022 Ocak ayı maaşına yansıtılacak. 2500'ün altında maaş almayan hiç kimse kalmayacak. Kanunla en düşük emekli maaşı da 2500 liraya çıkarıldı. Maaşlarda yapılan iyileştirme 2022 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanacak. Doğalgazda kademeli sisteme geçilmesi de kanunla birlikte kabul edildi. BOTAŞ'a kademeli fiyatları il veya bölge bazında uygulaması için yetki verildi. Yardım elini devletimiz uzatmıştır. Kanunla bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkı payı da %25'ten 30'a çıkarıldı. 45 yaşını doldurmuş çalışanlar da talep etmeleri halinde sisteme otomatik dahil edilebilecek. Genel kurulda kabul edilen önergeyle toplu konut idaresi başkanlığının yaptığı ihalelerle ilgili düzenleme yapıldı. Sözleşmelerin niteliği gereği Cumhurbaşkanının sınırlamalara tabi olmaksızın belirleme yapmasına imkan verilecek. Sanayici ve ihracat yapan kurumların faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarında kurumlar vergisine bir puanlık indirim yapıldı. Kurumlar vergisi kanunla birlikte yüzde 19 olarak uygulanacak. Bu meclis gücünü milletinden alır, nefesini, emeğini milletine verir.